Yası Çalı köyündeyiz. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca ara ara haberlerini yaptığımız Yası Çalı, Kayhan, Gaziköy arasındaki yolun bozukluklarını, yolun bakım istediğini haberlerini yapmıştık. Büyükşehir Belediyesi'ni Zeydan Karalar kazandıktan sonra buraya söz verilmişti ama bu 2 yıl diyoruz ama yani 2 yıla yakın zamanda bir türlü buralar yapılmamış ama yama olarak yapılmıştı. Yine ilgilenmişlerdi sağ olsunlar. Burası kestirme olarak kullanılan bir yol. Çok işlek. Yolu dar ama işlekliği bakımından fazla bir trafiği var buranın. Burası da ilgiye alaka istiyordu. Çok kötüydü. Biz burayı haber yaptıktan sonra Kozan'daki şantiye şefi İlham Orhan yapılacağını söyledi. Bekledik, bekledik ama bugün oldu. Artık buradaki yolun asfaltlanma çalışması başladı. Bu asfaltlanma sıcak asfaltla yapılıyor şu anda ve eğer ki dışarıdan bir müdahale olmazsa kesinlikle ve tam 100 yıl gider bu asfalt. İnşallah bir şekilde de buralar zarar görmez. Biz de köyün muhtarı Levent Göçer'le beraberiz. Kendisi de bu asfaltlanma çalışması üzerine görüşlerini bildirecek. Biz de buradaki daha önceki yaptığımız haberlere binaen duyarlılık gösterip buraya ivedilik kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve onun bütün ekibine, İlhami Orhan'a hepsine teşekkür ediyoruz. Bu konuda yine bize desteklerini veren ve dile getiren Kozan'daki gazeteci arkadaşımız Yalçın Kara ve aynı zamanda da Gazi Köyü'ndeki internet haberciliği yapan Türkeş Manga'ya da ayrıca buradan teşekkür etmek isterim. Muhtarım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Levent abi. Sıcak asfalt başladı şu an. Evet çok şükür başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalı 1 yıl kadar önce Muhtarlar Derneği'nde ziyaretinde bu yolu gündeme getirmiştik. Bu yol Ceyhan Kozan'ın aslında ara kestirme bağlantı yolu. Tabii köylülerimiz de istifade ediyor ve tarımın, ticaretin döndüğü bir yer. Sağ olsun başkanım bu konuda duyarlı oldu. İlk dönem birinci senemizde bütçemizden dolayı bir sıkıntı olduğunu yamayla yapalım diye sözünü verdi. Başkanım geçen sene yamasını yaptı, Allah razı olsun. Bize de biraz müsaade edin, sabır gösterin diye beyanda da bulundu. Allah razı olsun. Biz de bekledik. Daha önce burada 4 ay kadar önce bir büzleri, altyapı çalışması oldu, dal kesimleri oldu, buraya hazırlık oldu. Verildiği söz tutuldu. Başkanımızdan Allah razı olsun diliyoruz. İlham abiden, yol şube müdürümüz Erol Bey'den, buradaki çalışan arkadaşlarımızdan. Yani büyük hizmet aldık. Allah razı olsun. Ne diyebiliriz ki yani görünen köy kılavuz istemez. Kozanımızın içi görüyorsunuz ne halde olduğunu. Ama Yas Çalı gibi bir yerde çelik asfaltı finişerle almak büyük bir hizmet. Köylerim adına da teşekkür ediyorum başkana, size, ekibinize. Allah razı olsun buraya kadar geldiniz. Büyük hizmet aldık. Yani 17-18 yıldır beri sözler var bu yol yapılsın, genişletilsin. Ama ben köyüme bu dönemin haricinde çok bir şeylerin geldiğini görmedik. Sağ olsun Sayın Başkanımızla çok biz böyle direkt yol şube müdürü özellikle Erol Bey ile görüştük. Allah razı olsun. O da bizi kırmadı. Burada da aşırı trafik kazaları oluyordu. Yani 4-5 tane kaza, ölümlü kazalar da oldu. Sağ olsunlar. Fazla da uzun, biz beklediğimize değdi. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun diyorum. Başka diyecek şey... Sağ olun. Buradan köylere de bir çağrı yapalım. Başka muhtarım. Köylerimizde bu yol. Şöyle ben biraz bahsedeyim. Yolun kenarına çalı koymadan şarampol açmaya kadar biliyorsunuz buradan su gidiyor. Artısı Yası Çalı'nın hemen mezarının önünde bir köprümüz var. Evet köprümüz var. Çok işlek bir yol. Burada da köprü şap kalıyor. Şap kalıyor evet. Ayrıca yani geçtiğimiz 5 ay öncesinde yine köyümüzden bir kişi kendi başına trafik kazası yaptı. Tabii sebebini içeriğini tam bilemiyoruz. O anın belki yolun darlığından kaynaklandı ama artık bu yolda trafiği kaldırmıyor. Bunlar için neler söylersiniz? Yani biz jandarmaya da bununla ilgili dilekçemiz de oldu. Sözlü konuşmalarımız da oldu. Burası yani Ceyhan'ın rastgele odunları işte efendim nakliyesinin yapıldığı bir yol değil. Bura köy bağlantı yolu, narenci hasatı, mısır hasatının için tırlar giriyor çıkıyor. Onlarda sıkıntı yok. Ama vatandaş gelmiş yukarıdan odununu almış, kömürünü almış.
Ben Kadirli Çukur Köprü hattını dolanmıyorum, burayı kullanıyorum diye. Kestirme. Kestirme diye. Yani jandarmayı da görecek. Jandarma bununla ilgili yani şu an bir yasada geçme kalma diyemeyiz dedi. Biz de o zaman dedik buranın önlemini alın. En azından asfaltı şu an için yapılmadı. Bir işaretlemesini, hız sınırlamasını, gerekirse dedik kameralarını bununla ilgili jandarmaya belirttik. O yol köprüde bahsettiğimiz köprü de normalde merkez mahallemiz, Yasçalı'ya merkez mahalle için zamanında atılmış bir köprü. Oradan aşağısı devam eden istikameti tarla yolu stabilizeydi daha düne kadar. Şimdi burası da vatandaş navigasyonunu açıyor internetten. Kozan'a en yakın nereden gidilir? Ceyhan'dan işte bu hat. Burada kaldırmıyor. Yani bu yüzden köylülerimiz de tabii ki biraz daha duyarlı olacak. Burada trafik biraz daha artacak yol yapıldığı için. Kenarda çalılarını, efendim bilmem nelerini yolu korusunlar. Yani hizmet kendilerine geliyor. Sonuçta bozuk olduğu zaman da arabalara kendileri hasar görüyor. Yani koruyacaklar yolu. Çiftçiler de keza traktörüyle, efendim köteniyle bilmem neyle dönüş yapmasın. Bizle iletişime geçerse biz onun izinlerini alırız. Gerekli düzenli kazısın. Arkasından da asfaltını atarak tekrar yolun tamiratını yaparız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ tekrardan güzel bir hizmet. Burada sizin de girişimleriniz var tabii ki. Çok sağ olun. Tamam, çok teşekkür ederim. Muhtar arkadaşlarımız da Muhtarlar Derneği Başkanımız Saim Açıkgöz, Işıklı Mahalle Muhtarımız Vahdettin Sarı, Osman abi, Gaziköy Muhtarı Nizamettin abi, bunların da çok baskıları oldu bu yol için. Çünkü 5-6 köye hitap ettiği için sadece biz de kendi payımıza şey çıkartmayalım. Evet. O muhtarlarımızın da hakkını yemeyelim. Allah razı olsun hepinizden, emeği geçenlerden. Çok teşekkür ediyoruz.